Oh. okay Herkese merhaba ben Erol. Bu videoda konsept dışı bir video olarak sadece öğrencilere hitap edecek uygulamalar ve özellikleri telefonlar için göstereceğim. Bu uygulamalar ve özellikler hem iOS hem de Android cihazlarda bulunuyor. Bunları hem Apple Store'da hem de Play Store'da da bulabilirsiniz. Öncelikle ilk özelliğimden başlamak istiyorum. Küçük bir özellik olarak karşımıza çıkıyor ve ben bu özelliği gerçekten çok fazla kullanıyorum. Özellikle ödevlerde yazma kısmında bir ödevse bu özelliği açıp hızlı bir şekilde tez ödevimi ve yazma ödevimi gerçekleştiriyorum. Hemen notlar kısmına giriyorum. Burada notlar kısmına girdikten sonra klavye kısmında sağ üst tarafta mikrofon yeri bulunuyor. Buraya bastığınız zaman konuşmaya başladıktan sonra şu an ben ekran kaydında olduğum için konuşmuyor. Fakat konuşmaların hepsini burada yazıya dökebiliyor. Gerçekten çok çok fazla kullanışlı bir özellik. Eğer ki ödevleriniz gerçekten çok uzunsa bu yöntemi kullanıp hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Gelelim başka bir uygulamaya. Fotomet isimli uygulama. Bu uygulama sayesinde sizin matematik uygulamanızı fonksiyon olsun, limit olsun, türev olsun, integral olsun bu gibi zor soruları bile rahat bir şekilde çözebiliyor. Buna ek olarak üniversite düzeyinde matematik soruları görüyorsanız Bunun için de Sembolop isimli uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu bunun biraz daha gelişmiş versiyonu. Uygulamanın kullanışını gösterdi daha demin. Şimdi hemen bir tane soru buluyorum. Onun için buralarda birkaç tane soru buldum. Hemen bunları gösterip sonuçlarını bulacağız. fotoğrafını çekti. Evet sonucumuz 0,75 3,4 zaten A şıkkında da 3,4 olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir soruyu denemek istersek şu şekilde başka bir soruyu göstereyim. Bu soruda cevaplar da yine var. Eksi 6 bölü x üzeri 4 olarak geliyor. Başında eksi de var. Bu tür soruları rahat bir şekilde çözebilecek bir uygulama. Eğer ki üniversite düzeyinde de sorular sordurmak istiyorsanız Sembolop isimli uygulamayı kullanabilirsiniz. Fakat Play Store'da veya Apple Store'da ücretli bunu APK olarak da internetten Pro modunu da indirebilirsiniz. Geçelim başka bir uygulamaya metin taratma. Örnek görüyorum ki bir kitap var. Siz bunu sanal ortama aktarmak istiyorsunuz metin şeklinde. Bunun için de Cam Scanner adlı uygulama bulunuyor. Buna da girdiğimiz zaman alt tarafta kamera kısmı bulunuyor. Kamera kısmından taratıyoruz bu şekilde, odaklıyoruz ve bu şekilde fotoğrafını çektikten sonra bizim olan bölgeyi seçiyoruz. Şuradan hemen bölgeyi seçeyim. Ne kadar düzgün seçersiniz o kadar daha iyi olur ve fotoğrafı biraz iyi çekmeye çalışın. Bu şekilde burayı seçtikten sonra tamam diyoruz. Ardından sağ taraftaki ok tuşuna basıyoruz. Sonra tekrardan buraya tıklıyoruz. Word kısmı bulunuyor sağ tarafta. Buradan tarıyor ve ardından metni birazdan çıkaracaktır. Gördüğünüz gibi metni güzel bir şekilde çıkarttı. Bunun gibi kitapları ya da Bilgisayarın ekranındaki metinleri de kopyalayabilip eğer ki ödeviniz varsa da buraya da aktarabilirsiniz. Diğer bir, bir göstereceğim uygulaması ise Adobe'nin başka bir uygulaması. Bu uygulama sayesinde fotoğrafları rahat bir şekilde pdf'e çevirip bunları birleştirip düzenleyebiliyorsunuz. Yine burada ardından bunları hemen hızlı bir şekilde çekeceğim. Örnek olması için. İstiklal marşını güzel çekelim o önemli. Bunları çektikten sonra bunları bu şekilde pdf haline getirip isterseniz yeniden sırala deyip bu şekilde sırasını değiştirebiliyorsunuz. Boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Kırp dediğiniz zaman bu şekilde kırpabiliyorsunuz. Ve daha güzel pdf'ler oluşturup bunları telefona kaydedip ödevlerinizi yine gönderebiliyorsunuz. Bu uygulamada gerçekten çok fazla işinize yarayacaktır. Gelelim başka bir uygulamaya ama bu başka uygulama yok. Ne uygulaması peki? Focus mod için geçen uygulamalar. Yani size süre tutan uygulamalar. Burada size şunu söyleyeyim. Evet bunu çoğu kişi başarıyor çoğu kişi de başaramıyor. Ama ben %90'lık kısmın bunun başarabileceğini sanmıyorum. Telefonunuza focus uygulaması yani odaklanma uygulaması yüklüyorsunuz. İşte yarım saat çalışma 5 dakika mola filan bunları part part ayarlayıp telefonunuzla birlikte ters ders çalışabiliyorsunuz. Ama ben çoğu kişinin bunu başarabileceğini düşünmüyorum. O yüzden dolayı yanınıza bir tane dijital saat alın. Akıllı saat de değil, dijital saat. Buradan direkt süreye başlatın. Kendinize göre partlar oluşturun ve bu şekilde ders çalışmaya odaklanın. Eğer ki bir sınav hazırlanıyorsanız ya da bir proje üzerinde çalışıyorsanız bu şekilde çalışmanız daha verimli olacaktır. Siz çalışırken pat diye üstten bir bildirim geldi. Bildirim ne? Canım nasılsın? Aşkım özledim uyudum mu gibi mesajlar gelecek. He, gel de şimdi ders çalış. Nasıl ders çalışabileceğim? Bunun gibi etkenler yüzünden ders çalışmanız biraz daha zorlaşacaktır. O yüzden dolayı kendinizin uygulaması daha mantıklı. Son olarak göstereceğim uygulama ise İngilizce çalışmak ve kelime öğrenmek isteyenler için WordBit İngilizce. Bu WordBit İngilizce uygulaması ile birlikte A1, A2 ve diğer seviyelerde kelimeler öğretiyor sizi. Bu kelimelerle birlikte girdiğiniz zaman kelimeler çıkıyor karşınıza. Bunları test şeklinde ya da başka şekilde de görebiliyorsunuz. Burada gösterdiği kelimeler örnek yürüyün ki nice. Nice hoş demek. Bunu öğrendim diyorum ve geçiyorum. Diğer kelimemiz bedroom. Bedroom mesela banyo demek. Ben bundan emin değilim. Arada sırada aklıma geliyor. Emin değilim seçeneğine tıklayıp diğer seçeneğe geçebilirsiniz. Doctor seçeneği ise doctor bilmiyorum örnek ki bilmiyorum diyorum. Ardından bunları tamamen bitirdiğiniz zaman zaten sol üst tarafta A1'de karşılanan kelime, A2'de karşılanan kelime, B1'de falan bu şekilde seviye seviye karşılanan kelime olduğunu görüyorsunuz. Sadece bunlar da yok. Sayı zaman hayvan bitki gıda, ilişki gibi daha bir sürü kategoriye ayrılıyor. Buradan tamam diyoruz. Sağ üst tarafta ayarlar kısım var. Ayarlar kısmında gördüğünüz gibi üst tarafta bilmediğim kelimeler, arada kaldığım kelimeler ve tamamen bildiğim kelimeleri buradan görebiliyorum. Bilmediğiniz ve arada kaldığınız kelimelerde, sonradan tekrardan buraya girip çalışabilirsiniz. En son bunları da öğrendim yapıp bu kelimeleri yavaştan da olsa toparlayabilirsiniz. Sadece kelimeleri öğretmiyor. Ayrıca alt tarafında da şu şekilde göstereyim. Daha fazla dediğiniz zaman örnek cümleler bulunuyor kelimelerin geçtiği bu şekilde daha rahat anlayabiliyorsunuz. Kelimeleri çalışırken hatta kafanızda cümleler oluşturmaya çalışın yanlış bile olsa. İngilizcede önemli olan ilk kısım kelime ezberi, ardından da kelimelerin telaffuzu ve grammar kısmı geliyor bana göre. Grammar o kadar zorlayıcı bir şey değil. En sonunda pratik ve listening geliyor. Listening de dinlemek. Bunları da başarırsınız yavaştan yavaştan. Ama kelime bilirseniz bir kursa ya da başka bir yere gittiğiniz zaman 1-0 önde başlamış oluyorsunuz. Dostlar kısaca video bu şekildeydi. En sonları da odaklanmayı ve İngilizce kısmını bıraktım. Umarım işinize yaramıştır. Bu gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız daha fazla. Alt taraftan olabilirsiniz abone. Ama genellikle kanalımda daha çok teknolojiyle alakalı videolar oluyor. Öğrencilere fazla hitap edebilecek videolarda bulunmuyor. Bu yüzden dolayı da İsterseniz bu kanalı inceleyin. Ondan sonra abone olun. Size hitap etmiyorsa da olmayabilirsiniz. Canınız sağ olsun. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.